Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Size 3 yaş ponçik kırka yapacağım. Ben bunu tamamen tahmini olarak yapıyorum. 3 yaş olacağını tahmin ediyorum. Kullandığım ip kartopu lake ve bunu ilk defa örüyorum ponçik kırkada. Bebek için ördüğümüz için bu uygun geldi bana ve 7 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Bakın 7 numara şiş kullanıyorum, misinalı şiş. Ben buraya kadar ördüm. Burada çok anlatılacak bir şey yok. Sadece size başlangıç sayılarını vereyim. Ben bunu 83 ilmek başladım. Tek sayı başlamamın sebebi de şu. Lastikte kenarlara ikisinde de işte aynı düzse düz, terse ters gelsin diye öyle başladım. Yani 82'de başlayabilirsiniz. Ben ona önem verdiğim için öyle başladım. Çok sorun değil yani. Şimdi kaç sıra örmüşüm? Tamamen göz kararı ördüm arkadaşlar. Onu tekrar söyleyeyim. Ama yine de isterseniz buradan ben haroşa sırasını sayayım. 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, tam 32, 33 sıra beden için haroşa ördüm. Ve bunu şöyle katlayacağız. Yani ben Instagram sayfamda var, çok değişik ördüm. İşte şuralarına da ponçik, işte ahududu modeli koydum. Buraya da koyduğum oldu. Her iki, hem buraya hem buraya koyduğum oldu. Ama ben şu anda size klasik olanı gösteriyorum. Onu siz arzu ederseniz kendiniz yapabilirsiniz. Ben şuraya her zaman için şu ip gelen yere her zaman ters ve şurayı düz olarak kabul ediyorum. Ben şimdi ayrım sıralarında söyleyeyim. 83 ilmek başladık. İstediğiniz kadar lastik örün. Ben kenarlarını şöyle yaptığım için benim saymam çok kolay oluyor. Ben şuradan sayıyorum. 2, 4, 6 sıra örmüşüm. 7 numaralı şiş kullandım dediğim gibi. Ayrımları da 18, 47 ve 18 olarak ayırdım. Arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Hangi bedende örerseniz örün, hangi ilmek sayısıyla örerseniz örün. Dikkat edeceğiniz ponçik hırkada, böyle tüm örülen hırkada, çünkü düğme olmayacak. Normal orijinalinde düğme yok zaten. Bir kesmemiz de yok yakada. Bunda yok. Belki büyükler için, bir sonraki videomda büyükler için örersek ona belki bir tane düğme yapabiliriz. O yüzden kesmemiz yok. Size söyleyeceğim tek şey şu: öne ayırdığınız ilmek sayısı. Şu arkadan onu hesaplıyorsunuz. Buraya 18 ayırdık. Buraya da 18 sayıyorsunuz. Buraya da 18 ayırdık. Buraya da 18 sayıyorsunuz. Ve ortada kalan ilmeğiniz en az 10 ilmek olması lazım. Ona göre istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Sadece dikkat edeceğiniz şey odur. Çünkü ilmek çıkaracağız. Ve buraya lastiğini sonradan öreceğiz. Orijinali öyle örülüyor. Ama ben ördüğüm bazı ponçik hırkalarda birlikte de ördüğüm oldu. Ama orijinali bu. Bir de size bir şey söyleyeyim. Bu kalın ip olduğu için ne kadar içinden yürütürseniz yürütün, yani böyle açıldığı zaman bir çirkinlik oluşuyor. O yüzden şu ip bitiş yerlerinizde ve düğüm yerlerinizi böyle kenara getirirseniz, getirin, mutlaka getirin ve orayı kesin. Benim uzundu mesela, kestim. Bir sıra daha gidemeyeceğimi anladığım için ve buraya lastik öreceğimiz için hiç bir tane düğüm ya da işte ip, hiçbir şey gözükmeyecek. Şunu da zaten buradan ilmek çıkarırken içine alacağız. O da asla gözükmeyecek. Söylemek istediklerim bu kadar. Eğer buna dikkat ederseniz her bedende örebilirsiniz. Şimdi ben arkayı bitirdim. Şurayı da söyleyeyim hemen arkadaşlar, atlamadan.
Şimdi şurası son şeyimiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 haroşa sırası ördüm. Arkayı da ördüm. Ön parçanın birini de ördüm. Ve şimdi şura benim ön tarafım. Şu ön. Şöyle ben bunu şimdi birlikte örerek keseceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle birleştirdim. Şura benim düz yönüm ve ters tarafının neresi kabul ediyorsanız ters tarafından örerek keseceğiz. 18 ilmeğimizi bir keselim önce. Ben şuraya bir düğüm atıyorum hemen. Gevşeme olmasın. Evet, ayrıca bir şiş aldım. Üçüncü bir şiş. Her iki ilmekten aynı anda ilmeklerimizi alıyoruz. Şişten çıkarttım. İkincisini de aynı şekilde alıyoruz. Şişten çıkarttım ve üzerinden geçirdim. Yine aynı şekilde üzerinden geçirdim. Şişin biriyle üzerinden atlatıyoruz. Şişten çıkarıyoruz. Üzerinden atlatıyoruz. İkisini bir öndekinden bir arkadakinden birer ilmek alıp aynı anda örüp üzerinden atlatıyoruz. Ama dilerseniz yani her iki tarafı da 18'er ilmek kesip dik edebilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse, yani illa şart değil ama böyle güzel oluyor, daha düzgün oluyor. Evet, şişler kalın olduğu için normalde o kadar uğraştırmaz ama şişler kalın olduğu için biraz zor oluyor. Evet, iki ilmeğimiz kaldı. Onu da keselim. Şunu şuraya takayım. Tek ilmek kaldığı için çıkıyor.
Evet, son ilmeğimiz de şununla birlikte kesiyoruz. 18 ilmeği kestik. Şimdi arkadaşlar, benim ortada 11 ilmeğim olması lazım. O 11 ilmeği örerek kesiyorum. Karşı tarafa geçeceğim. Şu şişi bırakayım. O şiş düzgün değil zaten. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 kestim. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz. Şu elimdekini de bu taraftakini kesmem lazım. Evet. 18 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şurayı ben hemen başa kadar bir çıkayım. Kalın şişti de çok ses yapıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle çevirdik. Gördüğünüz gibi bura kestiğimiz yer. Şurayı şişte bırakacağız. Şuraya devam edeceğiz. Şurayı da örüp gelelim. Ben şurayı ayrı bir şey alacağım. Şurayı da burası kadar öreyim. Keseyim. Kolun birini ördüm ben, diğer birini de lastiği de öreyim. Avdudu modelini birlikte koyalım, artırmalarını yapalım, oluşturalım. Ayrıca bir video çekmeyeceğim avdudu için, birçok kanalda var zaten. Ama ben örerken size detaylarını anlatacağım. Evet arkadaşlar, diğer ön parçayı da ördüm ben. İstedim bunu tamamen bitirelim, kola öyle geçelim. Benim şöyle bir tığım var. Yani bu arkasından ilmek çıkacak şekilde. İsterseniz böyle bir tığınız varsa onunla yapabilirsiniz. Bakın, ben kenarlarını böyle yaptığım için her birinden birer tane alacağım. Şimdi ön yüzden başlıyoruz. İlk önce şuradaki ilk şeyden bir tane alacağım. Ve buraya bir düğüm atacağım. Evet, bunu çok sıkmayalım. Çünkü şişimiz kalın, oraya girmesi lazım. Bu ilk ilmeğimiz biraz sıkı oldu sanırım. Bunu yeniden açayım ben. Yeniden alayım. Evet, buradan bir düğüm atalım. Ve bunu da içine ilmek alırken gizleyebilirsiniz. Şimdi ben her birinden böyle birer tane ilmek alacağım. Görüldüğü gibi. Şunu birazdan örerken arkasına gizleyeceğiz arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi. Şuradan da arka tarafından da böyle biriktirdikçe ilmekleri diğer şişime aktaracağım. Evet, böylece tamamını ilmek alarak şu en sonuna kadar gelip şurada görüldüğü gibi bir ters bir düz lastik öreceğiz. Ben ilmeklerimi alayım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben bütün ilmeklerimi geçirdim. Gördüğünüz gibi baştan sona. Bu iplerimi de içinden yürüttüm. Biraz sonra kalanı da yürüteceğim ve onları keseceğim. Bir ters bir düz lastik örelim. Ben bir öreyim. Hem santim olarak hem sıra olarak sizinle ve birlikte keselim. Evet arkadaşlar, ben lastiği ördüm. Şöyle bir bakalım. 4-4,5 santim kadar örmüşüm. Şimdi keseceğiz. Tersleri, ters düzleri düz örerek keselim. Sonra kola geçeceğiz. Şimdi bir tersim var, onu öreyim. Ve üzerinden atlatıyoruz. Düzümü düz örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, arada bir kontrol edin. Çok gevşek ya da çok sıkı olmasın. Çünkü marullanma olur çok gevşek olduğu zaman. Çok sıkı da olduğu zaman zaten kasar onu. Evet, böyle keselim ve bedenimizi bitirmiş olacağız. Sonra kola geçeceğiz. Ben keseyim. Son halini sizinle paylaşıp sonra kolu birlikte örelim. Evet arkadaşlar, ben kestim. Şu ipimi de şuradan aşağı indirip şuradan yürüteceğim bir iğne yardımıyla. Şimdi kola geçebiliriz. Kolun bir tanesini ben ördüm. Ama diğerini hem modeli anlatayım hem de kaç ilmek başlayacağımızı söyleyeyim. Şimdi 23 ilmek başladım. Ve bir miktar lastiğimi ördüm. Ben şu taraftan sayayım. 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm. Şuradan da sayılabiliyor. Şimdi ön sıradayız. Ve ön sırada artırmalarımızı yapacağız. 23 ilmeğimizi 34 ilmeğe çıkaracağız. Önce bir artırmalarımızı yapalım. Şimdi her düz ilmeği ben iki defa örüyorum. Bir normal örüyorum. Bir de ters tarafından girip tekrar örüyorum. Tersimi ters öreyim. Düzlerimi de iki defa öreyim. Sona gelirken sayalım. Evet, düzümüze geldik. Onu da iki defa ördüm. Tersimi ördüm. Düz ilmeğimi iki defa ördüm. Tersimi ördüm. Düz ilmeği normal ördüm. Ve ters tarafından girerek bir kez daha ördüm aynı ilmeği. Evet, tersimi ördüm. Düzümü iki defa ördüm. Tersimi ördüm. Düzümü iki defa ördüm. Tersimi ördüm. Düzü iki defa ördüm. Tersimi ördüm.
Şimdi iki tane düzüm kaldı. Burada 4 ilmeğim var. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 30, 32. 2 ilmek daha olacak. Tam denk geliyor. Son kalan 2 düzümüzde çift ördük mü? İlmeklerimiz 34'te çıkmış olacak. Evet, bir daha sayayım ben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 34. Evet. Modelin kurulumu arkadan başlanıyor arkadaşlar. Yapanlar daha önce biliyorlardır. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi düz ördüm. Ön tarafa ters düştü. Şimdi bir tanesini ters ördüm. Ön tarafa düz düştü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi yeniden 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 1 ilmek, 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters. 2 ilmek düz, 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 bir tane ters. 2 düz, bir tane ters ve 2 ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Onu da düz ördüm. Evet, şurada ön tarafta kenara 3 ilmek ayırdım ben. Ama bunu 2 ilmek de yapabilirsiniz. O öreceğiniz büyüklüğe göre değişir. 2 ya da 3 fark etmez. Şurada düzlerim var ve bu düzlerin üzerine modelimizi oluşturacağız. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Modeli kurarken eğer ahududu modeliyle başladıysanız sonu boş olsun. Niye diyeceksiniz? Şunu şöyle diktiğimiz zaman şöyle görüntü olsun. Yoksa şu ponçikler yan yana olunca çok hoş durmuyor. Bakın, boşluğa bir tane ponçik geliyor. Bu boşluğa bu geliyor. Şu boşluğa da şu geliyor. O yüzden ponçikle başladıysanız, yani ahududu modeliyle başladıysanız sonu boş olsun. Şimdi 3 ilmeğimi ben ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ve şu düz ilmeğime başlıyorum. İçine giriyorum. 2 oldu. Bu 3. Bir sefer daha doladım ve buradan 5 ilmek çıkardım. Şimdi 2 tane tersimi örüyorum. Şu bir sonraki düzü normal düz örüyorum. Arada bir boşluk olacak. 2 tane ters ördüm. Şimdi buna yeniden ahududu uygulayacağız. İçinden 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 3 oldu. Bu da 5 oldu. 2, 4, 5. Şimdi 2 tane tersimi ördüm. Bunu normal düzümü ördüm. Bir ahududu yapacağız. Bir boş. Bir ahududu, bir boş. Şimdi 2 tersimi örüyorum yeniden. Bir öncekinde boş almıştık. Buna
5 tane ilmek çıkarıyoruz bundan, düz ilmekten. Sonra iki tersimi örüyorum. Bu düz ilmeğimi boş örüyorum. Normal düz ördüm. İki tersim var. Yeniden ördüm. Bunun içinden 5 ilmek çıkarıyoruz. 3 oldu ve bu 5 oldu. Ve iki tersimi ördüm. Bunu düzü normal düz ördük. İki ters ördüm. Şundan yeniden 5 ilmek çıkaracağız. Üç oldu ve 5 oldu. İki tersimi ördüm. Ve son düz ilmeğimi ördüm. İki tane ters ördüm. Son ilmeğimi ben düz örüyorum. Düz ördüm. Bakın ponçikle başladık. Ahududu modeliyle başladık. En sonunda bir tane düz kaldı. Yani kurulumu düzgün yaptık şu anda. Şimdi arka sıradayız. Arka sırada şu öndeki ters ördüklerimiz zaten düz gözüküyor. Onları düz örüyoruz. İki tane düz ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğim var, ördüm. Bu ahududu modelini arkada ahududu modelinin ve yanındaki ikişer ilmek. Bakın bu iki ilmek zaten düz gözüküyor. Ahududunun kendi ilmeklerini de düz örüyoruz. Arkada önde ters öreceğiz. Yeniden iki tane düzüm var. Bir tane tersim var. Burada sayıyorum arkadaşlar. Tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arkada iki ters ilmeğin arasında 9 tane düz ilmek örüyoruz arkadaşlar. Bir tane tersim var. Bir tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane düz ördüm arkada. Yeniden ahududu modelimiz. Şu ipimi şuraya alayım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Yeniden 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düzümü ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Ve yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmekte düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Düz örüyorsanız düz, ters örüyorsanız ters, siz nasıl örüyorsanız kenar ilmeklerini. Evet. Şimdi burada 2, 4, 5 tane ahududu modelimiz oluştu. Şimdi yeniden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve bu sefer ilmeklerimizi ters örüyoruz. 9 ilmek ters örüyoruz yani. Ortada bir tane düzüm var. Yine 9 ilmek ters örüyorum. Dokuz ilmekten sonra tekrar bir düzüm var. Yine 9 ilmek örüyorum.
Bir tane düzüm örüyorum. Tekrar 9 ilmek ters örüyorum. Bir tane düzüm var örüyorum. 9 ilmek tersimi örüyorum. Bir tane düzüm var. 2 ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Evet arkadaşlar. Basit bir model. Evet, görüldüğü gibi arkada da bir tane ters ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğim var. Diğer kalan ilmekler düz örülüyor. Yani yine 9 ilmek önde ters ördüğümüz arkada düz örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bir tane ters ilmeğim var. Ve 9 ilmek düz örüyorum. Ters örüyorum bir tane. 9 ilmek yeniden düz öreceğim. Bir tane tersimi ördüm. Ve 9 tane düz örüyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Ve 9 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters ve yeniden 9 ilmek düz. Evet, 9 ilmek düzüm ördüm ve kenar ilmeğimi de ben düz ördüm. Evet. Model bu kadar. Şu anda bakın şurada göstereyim. 3 tane tersimiz oldu. Bu önden gideceğiz, arkadan geleceğiz. Yani şuradaki ters ilmeklerin sayısı 5'e ulaştığı zaman bu ahududu modellerimizi toplayacağız. Yeniden şurada model kuracağız. Ben ahududu modellerimizi 5 sıra yapayım. Birlikte toplayalım. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi 2, 4, şuradan sayabilirsiniz aynı hizaları 1, 2, 3, 4, 5 tane tersim oldu ve ahududu örneğim şu an bitti. Bir daha tekrar edeyim ben. Kenar ilmeğimden hariç her düz ilmekleri çift örerek 23 ilmeğimi 34 ilmeğe çıkardım ve modelin kuruluşunu arkadan yaptık. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ördük, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters olacak şekilde devam ettik ve ön tarafta o düz ilmeklere birine ahududu için 5 ilmek çıkardık, birine normal ördük, birine 5 ilmek çıkardık, birini normal ördük. Görüldüğü gibi İlk ahududu ile başlıyorsanız sonu boş olmalı. Onu da yeniden hatırlatayım. Şimdi bir tane tığ hazırlarsak bu ahududu modellerini toplayacağız. Ve şuradaki
Düz ilmeklere de yeniden ahududu başlayacağız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alayım ben. Ve iki ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi buradaki çıkardığımız bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Bu 5 ilmeği tığımıza alıyoruz. Ve tığla ilmeğin arasından geçirdik. Bunu bir kez daha örmüyoruz arkadaşlar. Böyle geçirdikten sonra bu ilmeği sağ şişime aldım. 2 tane tersim var. Onları ördüm. Şimdi yeniden birbirlerinin ortasına gelecek. Yani şu düz gidecek. Şu topladığımız ilmek bu sefer düz gidecek. Buna yeniden ahududu başlayacağız. İçine girerek bu ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkarıyoruz. Evet. 5 ilmek çıkardım. 2 tane tersimi yeniden ördüm. Ve buradaki çıkardığımız 5 ilmeği tığ aldık ve içinden geçirerek tekrar bir daha toplamadan şişimizi aldık. Evet. Şimdi yeniden 2 tane tersimi ördüm. Ve bu ilmeğin içerisinden yine 5 ilmek çıkarıyorum. 5 ilmek oldu. Ve burada 2 tane tersimi örüyorum yine. Ve buradaki ortadaki 9 ilmeğin ortasındaki 5 ilmeği tığ aldım ve şişime geçiriyorum. İki tane tersim var. Ördüm. Bu ilmeğimin içerisinden yine 5 ilmek çıkarıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Evet. Şimdi yeniden bir, iki, üç, dört ve beş çıkardığımız ilmekleri tığ yardımıyla içinden geçirdik ve şişimize taktık. 2 tane tersimi ördüm. Şimdi bu boş düz ilmeğin içerisine yine 5 ilmek çıkardım. Ve 2 tersimi ördüm. 2 tersten sonraki 5 ilmeği yine tığıma aldım. İçinden geçirerek şişime taktım. Bu düz ilmeğimin içerisinde yine 5 ilmek çıkardım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Sanırım anlaşıldı. Yine arkayı bir sıra gidelim. Evet, şu an arka tarafındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ben. Sonraki ilmeklerimi, yani 9 ilmeğimi düz örüyorum arkada. Şu az önceki topladığımız ahududunun tek ilmeği, onu ters örüyorum. Ve yeniden 9 ilmek düz öreceğim. Evet, bir tane tersim var. Bir tane
Tersimi ördükten sonra bütün ilmeklerimi, yani 9 ilmeğimi yine düz örüyorum. Arkada bir ters, 9 ilmek düz, önde bir düzden sonra yine 9 ilmek ters örüyoruz. Bu da ahududu modelimizin ilmeği, arkada ters ördük. Yeniden 9 ilmek düz örüyoruz. Üç buçuk numaralı şişle örmeye alıştığımız için kalın şişler başta biraz tuhaf geliyor. Evet, bir tersimi ördüm. Düzlerimi, 9 ilmeğimi düz ördüm. Son ilmeğimi de düz ördüm. Evet arkadaşlar, şöyle bir göstereyim. 2, 4, 5. Her seferinde yer değişecek. Bir sonrakine de şu ilmeğe 5 ilmek çıkarıp onu ahududu yapacağız. Bunu toplayacağız. Şuradaki sayımız, şuradan sayın. Bak, ipimiz kalın, şişimiz kalın. Çok net belli. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane ters olacak. Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5 tane ters. 5 tane terse tamamlandığı zaman toplanacak. Ben bu ponçiyi de yapayım. 5 tersi yapayım. Bir kez daha birlikte toplayalım. Ahududuyu yeniden oluşturalım. Ondan sonra zannedersem anlaşılır. Ve ben tamamen göz kararı ördüm. Kenarlardan sayarsanız şu başlangıç ahududumuzdan 2, 4 ördük. Ortadaki 5.'de de kestim ben. Ama sizin bir ölçünüz olacaktır eğer siparişse. Ona göre siz onu ayarlarsınız artık. Evet, ben ikinci kolumu da bitirdim. Şuradan tersleri sayarsanız gayet rahat sayılıyor. 1, 2, 3 ve 4 arkadayım. Yani aslında son sırasındayım. Öne geldiğimiz zaman normal ahududuyu kapatıp yenisini başlıyorduk ve böylece keselim. Size bir şey daha söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarda gördüm burayı, işte ön sırada şu ahududuyu topluyor ve burayı normal düz devam ediyor, işte bunları topluyor ve sayılar azalıyor. O zaman çok dar görüntü oluyor ve hoş da durmuyor. Siz böyle devam edin, böyle bitirin. Ama illa burada 4 olacak diye bir şart yok. Ama ahududuyu başlayıp öyle bitirin. Birkaç sıra örüp öyle bitirin. Bir de bazıları buraya haroşa örüyor 2 sıra. Şu haroşalar şöyle, buradaki haroşalar da yön değiştirdiği için buraya dikildiği zaman haroşalar zaten birbirlerini tutmuyor ve o da çok güzel bir görüntü oluşturmuyor. Ama şu size gösterdiğim bu şekilde yaparsanız en güzel görünümlü bence bu oluyor. Yine de inceler bakarsınız diğerlerine. Evet, ben burayı keseceğim ve sonra birleştireceğim. Zaten bitti. Dikeceğim ve size ölçülerini vereceğim. Normal arkada zaten düz bir tane ters ilmeğimiz var. Bütün ilmeklerimiz düz. Oldukça böyle bol kesmeye çalışın. Zaten ipimiz, şişimiz kalın. Çok da dar kesemezsiniz ama yine de daha bol kesmeye çalışın. Kasmasın, çok rahat bir şekilde dikebilelim. Ve orada çirkin bir görüntü oluşmasın.
Evet, ben bunu keseyim. Sonra dikeceğiz. İki kolumuz da bitti zaten. Evet arkadaşlar, hırkamız bitti. Ben diktim. Görüldüğü gibi çok temiz oldu. Hiçbir yerde ipimiz yok. Şuradaki ipi de şuraya kadar indirip şuradan tam ilmek aldığımız yerden geçirdim. Ben şimdi hemen ölçü vereyim size. Bu haliyle örerseniz, benim kullandığım şişle, benim kullandığım iple örerseniz enimiz 31. 31'i birazcık geçiyor ama 32 değil. Boyumuz da 34-35 santim kadar. Kolumuzu da ölçelim hemen. Kolumuz da 26 santim olmuş. Bu ölçülerde 3 yaşa çok rahat olacak bir hırkamız oldu. Örmek isteyenlere kolay gelsin şimdiden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.